Herkese merhaba. Bu dersimizde arc komutunu göreceğiz. Öncelikli olarak bir line çizelim. 100 birim uzunluğunda. Bir de bunu mid center'ından, midpoint'inden bir yükselti çizelim 50 birimlik. Şimdi öncelikle arc'ın ilk komutuyla başlıyoruz. 3 point arc. Bunun için belirleyeceğiniz 3 nokta hizasında size bir yay çizer. Nasıl? Örneğin bana 3 nokta belirlememi söylüyor. 1, 2 ve 3. noktayı da belirlediğim zaman yükseltisi 50, açısı 180 derece olan bir arc çizmiş oldu. İkinci arkımız start, center, end. Bunun için de tekrar bir tane line çiziyorum. Line üzerinde göstermek daha kolay olacaktır. Yine 100 birimlik bir yay çizelim. Start, center, end. Öncelikli olarak burada göstermem gereken bir şey var. Star Center End zaten üzerine gelip biraz beklettiğiniz zaman size detaylarını gösteriyor. Başlangıç, orta nokta ve bitiş noktası seçtiğinizde seçim yaptığınız alana bir yay tamamlıyor. Yani şöyle, başlangıç noktasını seçtim. Gördüğünüz gibi midpoint'i yakalıyor. Bitiş noktası seçtim ve final noktası seçtim. Şimdi bu açı neden ters? Öncelikli olarak şöyle anlatalım. Tekrar seçiyorum Star Center End yayımı. AutoCAD'de açılar saat yönünün tersine çalışır. Yani saat yönümüz böyle. Saat yönümüzün tersi böyle. Bunu hemen yine aynı örneğimizle gösterelim. Bu sefer başlangıç noktasını buradan, orta noktamızı hemen yakalıyoruz. Buradan seçiyorum. Ve bitiş noktamızı buradan seçiyorum. Gördüğünüz gibi yayı bu sefer line'ın üstüne çizdi. Saat yönü böyle, saat yönünün tersi de böyle. Yani biz saat yönünün tersine doğru çizdiğimizde açıları line'larımızın üst tarafına atmış oluruz. Sonrasında start, center, angle. Bu da başlangıç, merkez noktası ve açı girdiğimiz. Tekrar 100 birimlik bir line çiziyorum. Start, center, angle'ımı seçiyorum. Şimdi neydi? Saat yönünün tersine gidecektik. Start noktamı seçtim. Midpoint olarak center noktamı seçtim. Bakın, benden bir açı değeri girmemi istiyor. Tamam, böyle olduğu zaman 180 derece. Ama ben açı değerim mesela 90 girmek istiyorum. Böylelikle size tam 90 derecelik yarım bir yay çiziyor. Gelelim star center length'e. Bunda da bizden başlangıç, merkez noktası ve uzunluk isteyerek bir arc oluşturmayı talep ediyor. Yani bu sefer açı değeri girmeyeceğiz, giriş uzunluğu gireceğiz. Şimdi başlangıç noktası, midpoint'i seçtim. Bakın alttaki extension'dan yani hayali çizgilerden göreceğiniz gibi burada benden bir uzunluk girmemi istiyor. Mesela ben giriş uzunluğunun 90 olmasını istiyorum. Açı değeri girmediğimiz için bundaki gibi 90 derecelik bir açı çizmedi. Burada girdiğimiz uzunluk değeri olduğu için alttaki line'da bu uzunluğa tekabül eden giriş değerine bizim arkımızın son point'ini ayarlıyor. Gelelim bir sonraki arc türümüze. Mesela iki tane çizgi verilmiş ve bunların merkez noktası belli değil. Ben bu ikisinin arasına bir yay çizmek istiyorum. Start and angle dediğim zaman, yani saat yönünün tersini de baz almayı unutmayın. Başlangıç noktamı, final noktamı seçiyorum ve bu ikisi arasına denk gelecek olan açımı böylelikle ayarlayabilirim. Mesela burada 90 dereceye tekabül oluyor. 180 derecelik bir açıyla böyle bir yay ayarlamak isterseniz, üçüncü değer olarak da açı değerimizi girebiliyoruz. Buranın midpoint'ine gelip tıkladığınız zaman size bu ikisini tamamlayan, daha doğrusu teğeti gibi görünen temiz bir yay çiziyor. Gelelim bir sonraki yay türümüze. Start and direction. Bu da belirlediğimiz yön doğrultusunda ilerleyecek. Mesela burayı 100 alıyorum. Tekrar orta modum aktifken burayı da 100 yaptım. F8'de orta modunuzu kapatabilirsiniz. Start and direction diyorum. Şimdi ben başlangıç noktamı, bitiş noktamı biliyorum ve bana açıya bir yön vermemi istiyor. Yani ben mesela açı için takip etmem gereken bir yön görüyorum şu anda. Extension'ları açmayı unutmayın. Extension nereden açıyorduk? Burada OSnap'ten, ObjeSnap'ten extension, endpoint, midpoint, center ve diğer özellikleri, işinize yarayacak olan özellikleri açabilirsiniz. Burada ben bu line'ıma dik olan çizgiyi takip ettiğim zaman gördüğünüz gibi 90'ı yakalıyor ve bu doğrultuda 90 derece tekabül eden bir yay çizebiliyorum.
Gelelim bir sonraki yay türümüze. Start and radius. Radius dediği de bizden belli bir çap istiyor. Yani şöyle. Bunu seçtik, pardon. Start and radius'u seçtik. Başlangıç noktasını seçtim. Bitiş noktamı seçtim. Ve benden bir radius değeri girmemi istiyor. Yine 90'a tekabül ettiği zaman gördüğünüz gibi alttaki line'a paralel bir extension çıkardı. Burada da istediğiniz değeri girebiliyorsunuz. Bir sonraki örneğimiz için center, start, end. Yani yine merkez noktası belli olan bir yayı merkez noktasından başlayarak çizebiliyorsunuz. Center, start, end. Yani midpoint'inizi o snap'la açtıysanız eğer çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Belli başlı çizgiler üzerinde ya da isterseniz tek bir line üzerinde merkez noktasından başlayarak size bir arc çizmenizi sağlıyor. Gelelim center, start, angle. Bunda da merkez noktası seçiyorum, başlangıç noktası seçiyorum ve sonrasında açıma gireceğim değeri seçiyorum. 90 derecelik temiz bir arc oluşturuyor mesela bana. Center, start, length. İşte giriş uzunluğu dediğimiz mevzuyu burada öncelikle merkez noktası, sonrasında başlangıç noktası ve bitiş noktasını çizerek veriyor. Yani şöyle. Gördüğünüz gibi aradaki giriş uzunluğumu 100 olarak verdiği yine 90 derecelik açıyla. Peki continue ne işe yarıyor? Bunu da hemen görelim. Continue ile teğet yaylar çizmeye devam ediyorsunuz. Yani şöyle. Diyelim başlangıcım belli. F8'imi kapatıyorum. Devam ediyorum. Tekrar devam ettiğinde istediğiniz değerlerde birbirine teğet yaylar çizebiliyorsunuz. İstediğiniz yönde. Bu biraz daha serbest çizim mantığına girdiği için çok kullanılmıyor. Arc komutumuz bu kadardı. Bunu anlatmak biraz açıkçası diğer çizim araçlarına göre daha zor. Çünkü karşılaşacağınız projelerde az çok tahmin edebiliyor olacaksınız hangi türünü kullanmanız gerektiğini. Bununla alakalı zaten örnekler yapıp bunu pekiştireceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.